Merhaba sevgili basın temsilcileri. Bugün burada toplanmamızın çok önemli bir nedeni var. Bu nedeni birazdan konuklarımızla beraber tartışacağız. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve İstanbul'da bulunan 6 tane şube başkanımla beraber ve yöneticileriyle beraber bu güzel günümüzü, bu güzel anlamlı toplantımızı dinlendireceğiz. Öncelikle ben sözü Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörümüz sevgili Turan, Avukat Turan Hançerli'ye vereceğim. Turan Bey bize konuyu özetledikten sonra niçin toplandık onu anlatacak bize. Değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz engellileriz, sakatlarız. Birçok sorun yaşıyoruz. Yani ülkemizde de çok ciddi sorunlar yaşıyor engelliler, problemler yaşıyorlar. Fakat duyduk ki bir ülkede, Gambiya'da bir köy var. Çok uzakta bir köy. 900 nüfusu var. Fakat yaşamsal ihtiyaç olan suya erişemiyorlar. Suya erişmelerinin önünde engel var. Bizler de bu yaşamsal ihtiyacı, bu zorunlu ihtiyacı karşılayabileceğimizi ve dayanışacağımızı düşündük. Ve bu alanda çalışan çok değerli, kaliteli, nitelikli işler yapan, insan onuruna yaraşır işler yapan Sen de Gel Derneği ile birlikte ortak bir proje yapmaya karar verdik. Engeller olarak Afrika'daki bir köyün ya da Afrika'da yaşayan ya da Gambiya'da yaşayan insanların sorunlarını çözmeyeceğimizi biliyoruz. Özellikle bu sorunların yaşandığını daha fazla ifade etmek ve göstermek ve yine engellilerin kendilerinden daha zorda olan bir kimseyle dayanışma içerisinde olduğunu göstermek adına böyle bir projeyi yapıyoruz. Ve yine bu proje belki bir can suyu, belki küçücük bir çöldeki kum tanesi ama önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği olarak 60 yıla yakın geçmiş olan bir dernek olarak Gambiya'da 900 nüfuslu bir köyde su ihtiyacını karşılayacak bir kuyunun finansmanını bizler sağlayacağız. Ve dilerim bundan 3-5 ay sonra da bu kuyunun açılışını yine bizlerin de temsilcinin olduğu arkadaşlarla bu kuyunun açılışını yapacağız. Bu toplantıdan ya da bu açıklamamızdan şöyle bir sonuç çıkmasın. Buradaki sorunlar bitti, buradaki problemler bitti. Afrika'ya engelliler el uzatıyor sorunu ya da sonucu çıkmaması son derece önemli. Aslında buradaki sorunların ciddiyetini de gözler önüne sermek istiyoruz. Şöyle ki güçlü bir devletimiz, dünya ekonomisinin işte ilk 20'sinde yer alan güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Ve engellilerin sorunlarını hala yardımla çözmeye çalışıyoruz. Devletimizle kurduğumuz ilişki bile yardım ilişkisi. Halbuki bu güçlü Türkiye'de engellilerin sorunlarını çözebilecek ekonomik güce ve paraya sahibiz. Biz sorunlarımızın yetkili kurumlarca çözülmesini bekliyor ve bizden uzakta sorumlu olmadığımız ve o ülkelerin yoksul kalmasında da hiçbir parmağımız olmayan, belki başka ülkeler, emperyalist ülkelerin sömürmesi nedeniyle o konumda olabilirler. Ya da yanlış yöneticilerin yanlışları nedeniyle o konumda olabilirler. Hiçbir sorumluluğumuz olmadığı bir ülkenin yurttaşlarına yaşamsal ihtiyaç olan suyu bir köye olsun ulaştırmak için
dayanışma içerisinde olduğumuzu ve bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı ilan ediyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herhalde sen de gel derneğinin kurucusu İbrahim Bey ve Tuncay Beyler Afrika'ya ilişkin ve Gambiya'ya ilişkin ve engellilerin su kuyusu açtıracağı köyümüze ilişkin kardeşlik ve dayanışma içerisinde bulunacağımız köye ilişkin bizimle de bilgiler ya da sizinle de bilgiler paylaşacaklar. Biz de o köyü, köyümüzü şimdiden gerçekten çok merak ediyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olabileceğini düşündüğüm böyle bir önemli girişimden dolayı gerçekten hem başkanını hem bu işin koordinasyonunu yapan Turan Bey'i ve bütün üyelerini içtenlikle, mutlulukla burada düşündüğümü, paylaştığımı sizinle de paylaşmak istiyorum. Dünyada her 7 insandan birinin açlık sınırının altında olduğu, her 9 kişiden birinin temiz suya erişemediği için günde kilometrelerce yürüdüğü, çocukların 5 yaşına gelmeden susuzluktan öldüğü bir planette yaşıyoruz. Buna duyarsız kalmamız mümkün değil. Biz dünyayı değiştirebilmek için 7 sene önce böyle bir girişime başladık ve şimdi bu sürede devam ediyoruz. Bugüne kadar 360 binden fazla insanın yaşamında sürdürülebilir projeler yaparak sadece su kuyularından değil, tarım alanlarında, aydınlatmada, hayvancılık projeleri, balıkçılık projeleriyle pek çok projeler yaparak oradaki büyük enerjiyi, insan enerjisini sürdürülebilir şekilde hayata geçirebilmek için çaba sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği'nin bu önemli adımı 900'den fazla kişinin yaşadığı başşehirden 350 kilometre uzakta bir köyde, belki hayatlarında ilk olarak bir beyaz insanı görecekleri bir köyde böyle bir su kuyusunun adımının atılması çok değerli, çok anlamlı olacaktır. Oradaki insanlar bu şekilde hayatta kalmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu suyla yaşıyorlar ve bu suya kavuşacaklar. Ben o nedenle bu girişimin pek çok başka sivil toplum kuruluşuna da örnek olmasını ve bu dünyayı değiştirebilmek, geliştirebilmek için sadece devletlere bu görevi yüklemek yerine sivil girişim olarak da bu çalışmalara katkı sağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çiziyorum ve tekrardan Türkiye Sakatlar Derneği'nin bu önemli girişiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi sözü bizim yıllardır Batı Afrika'da genel koordinatör olarak görev yapan, orada yaşayan Tuncay Bozkurt'a veriyorum. Hepinize bu açıklamaya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Sen de Gel Derneği olarak Batı Afrika'da Gambiya ve Senegal isimli ülkelerde yıllardır sürdürülebilir kalkınma projeleri yürütüyoruz. Özellikle kırsal alanlarda. Bunların bir kısmı tarımsal projeler, bir kısmı enerjiyle alakalı, sürdürülebilir enerjiyle alakalı projeler. Bir kısmı değirmen projeleri. Fakat bunların en önemli, bu projelerin en önemli bileşenlerinden birisi de su projeleri. Bu zamana kadar çok çeşitli uluslararası kuruluşlardan, çok büyük sermayeli şirketlerden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kalkınma ajansı TİKA'dan, Birleşmiş Milletler'den çeşitli destekler aldık. Bu desteklerle İbrahim Bey'in söylediği gibi yüz binlerce insanın yaşamında
nitelikli değişiklikler yaratacak bir etkiye neden olduk. Fakat Türkiye Sakatlar Derneği'nin bu girişimi kendilerinden yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki başka bir coğrafyada kendileri bir dezavantajlı pozisyonun içerisinde yaşam mücadelesi verirken açıkladıkları bu destek bizim tarihimiz açısından da Sen de Gel Derneği'nin kendi coğrafyamızın insanlarının yardım elini, desteğini oraya taşıyan bir dernek olarak bizim açımızdan çok özel, çok anlamlı bir boyutu var. Yaklaşık bir hafta önce Türkiye Sakatlar Derneği Proje Koordinatörü Turan Bey bu konudaki desteklerini ve niyetlerini İbrahim Bey'e açıkladığında, İbrahim Bey bu durumu benimle paylaştığında ben doğrudan Afrika'daki insanlarla iletişim kurdum. Oradaki çalışanlarımızla, oradaki bu yardımın gideceği bölgenin belediye meclis üyesiyle iletişim kurdum. Ve Türkiye Sakatlar Derneği'nin bir içme suyu kuyusu yaptırmak istediğini Sen de Gel Derneği aracılığıyla söyledim. Bundan çok etkilendiler. Yani kendileri de sıkıntı içerisinde olan insanların çok uzakta hiç tanımadıkları, Turan Bey'in ifade ettiği gibi sıkıntılarında hiçbir sorumluluk payı olmadıkları insanlara açıkladıkları bu destek bizim için çok başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye Sakatlar Derneği bu anlamda hem hep ifade ettiğimiz gibi sadece alan olmadığını, bir sivil toplum kuruluşu olarak başka insanların da dertleriyle ilgilendiğini, bu dünyanın bir bütün olduğunu, sınırların, milliyetlerin, ırksal farklılıkların, dünya insanlarının kardeşliğini bölemeyeceğini, dünya üzerindeki her sorunun bizi de ilgilendirdiğini ve başka bir dünyanın mümkün olduğunu bize gösterdiler. Kendilerine bu destekleri için hem teşekkür ediyorum, hem başka kuruluşlara, Türkiye'deki başka sivil toplum kuruluşlarına örnek olabilecek tavırlarından dolayı onları sizin huzurunuzda da tebrik etmek istiyorum. Biraz bölgeden bahsetmek bence faydalı olacaktır. Gambiya'da Central River Region denilen, Türkçe'ye Orta Nehir Bölgesi diye çevirebileceğimiz bir bölgede, Gambiya'nın başkenti Banjul'a yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta Sare Sawadi isimli 900 nüfuslu bir köyden bahsediyoruz. Bu köyde insanlar içme suyuna erişmek için, aslında insanlar diyoruz ama bu durumlarda cefayı, çileyi çeken hep kadınlar oluyor. Kadınlar çocuklarına temiz içme suyu bulabilmek için, yaşamlarını, ailelerinin yaşam döngüsünü sağlayabilmek için kilometrelerce yürüyerek diğer işlerin yanında içme suyu arayışına giriyorlar. Biliyorsunuz dünyada özellikle bebek ölümlerinin en birincil nedeni Afrika'da sağlıklı, temiz içme suyuna ulaşamamak. Bahsettiğimiz köyde de çocuklardaki kronik hastalıklar, bebek ölüm oranları son derece yüksek. Türkiye Sakatlar Derneği Sare Sawadi Köyü'ne hayat verecek. Sare Sawadi Köyü'ne hayat vermekle kalmayacak. Bu modeli, bu örneği bütün dünyaya, Türkiye'ye, başka sivil toplum kuruluşlarına da göstermiş olacak. Yaşadığım bir anıyı anlatmak isterim. Bir içme suyu projesi yaptığımız bir köyde biz okuyu tamamlamadan, açılışını yapmadan bir hafta önce bir olay yaşanmıştı. Bir bebek doğmuştu o köyde. Ne kadar yaşayacağı belli olmayan bir bebek.
Ama asıl çarpıcı olan şey, doğum yapan bir anne, elektriğin olmadığı çok uzakta bir köy. O bebeğin o doğumdan sonra yıkanması lazım. Hepimizin bildiği gibi. İlk yapılan şey budur. Doğum yapan annenin bebeğini yıkayacak, anneyi temizleyecek suyun bulunamaması gibi bir durum yaşanmıştı. Biz o projeyi hayata geçirmeden önce. Gece işte vahşi doğa içerisinde işte köylüler mumlarla yakabildikleri bir şeylerle ya da varsa küçük el fenerleriyle bir de toplu olarak o kadının yeni doğan bebeğini yıkamak için su bulmak adına karanlıkta kilometrelerce gidip gelmişlerdi. Bunun gibi binlerce örnekten bahsediyoruz. Biz başka bir kıtada yaşıyoruz diye, başka bir ülkede yaşıyoruz diye, başka bir milliyetteniz, ırktanız diye bunlara duyarsız kalamayız. Bizim coğrafyamızın, bizim insanımızın böyle bir duruşu vardır. Türkiye Sakatlar Derneği bu duruşu en doğru şekilde gösterdi. Tekrardan tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bütün konuşmacılara. Türkiye Sakatlar Derneği kuruluş amacından bu yana, yani 1960 yılından bu yana hedefi şu: önce eşit bir şekilde tüm insanların ırk, milliyet, cinsiyetine bakmadan eşit bir şekilde yaşam koşullarını oluşturabilmek. İnsanların yaşamını daha iyi bir kaliteli hale getirebilmek için mücadele etmektedir. Yani eşit bir şartlar derken, İnsanların engelli olmaması, doğarken ölmemesi, hayat suyu verilebilmesi için o insanları, yani savaşlara hayır diyor, trafik kazalarına hayır diyor, onların daha rahat yaşam koşullarını oluşturabilecek şekilde mücadelesine devam etmektedir. Dünyanın her neresinde olursa olsun, insanlık için, her canlı için yaşam hakkı vardır. O yaşam hakkına önüne çıkan engelleri kaldırmak için mücadele ediyor. Katıldığım için hepinize teşekkür ediyorum. Başkan, birkaç arkadaşımıza kısa söz verelim. Duygularını belki paylaşmaları yararlı olur. Söz, çok kısa söz almak isteyen, duygusunu belirtmek isteyen varsa. Şimdi değerli Genel Başkanım ve buradaki tüm konuklar, ilk önce hoş geldiniz diyorum. Susuzluğun ne kadar önemli olduğunu biz geçmişte çok yaşadık. Hatta günümüzde bile iki gün suların kesilmesi hayatımızı ne kadar çok etkilediği ortada ve malum. Deminki anlatımdan dolayı çok böyle duygulanmamak elde değil. Çünkü susuz yaşamak hayatsız olmak demektir. Ben bu projeyi bu şekilde gündeme getirdiğimiz için temin de Turan Başkan'ın ifade ettiği gibi engeller sadece kendi sorunlarıyla değil, başkalarının da sorunlarıyla birlikte dayanışma içerisinde olup birlikte hareket etmeyi öngörmüştür. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili basın mensuplarına şunu ifade etmek isterim ki engellilik bir acziyet değildir. Türkiye'de var olan bu algıyı aşma adına bence Türkiye Sakatlar Derneği bu problemle ya da bu dayanışmayla bunun en büyük örneğini göstermiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben de herkese hoş geldin diyorum. Özellikle İbrahim Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü İbrahim Bey iş adamlığını aşmış, artık kendini insanlığa adamış, dünyanın her tarafına yardım ulaştıran bir organizasyonun başında. Bu bakımdan öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Keza yani diğer arkadaşı, Afrika'da bizzat sahada çalışan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şimdi biz engelliler olarak engelimizden kaynaklı pek çok sorun yaşıyoruz. Keza ülkemizde bir vatandaş olarak ülkemizdeki diğer insanların yaşadığı sorunları da onlarla beraber yaşıyoruz. Sorunlarımızın çözümü konusunda elbette gayret ediyoruz, edeceğiz. Fakat bu sorunların çözümü tümüyle sistemle ilişkili. Çünkü ülkemiz, biraz önce Turan Başkan'ın da belirttiği gibi, ülkemiz kaynakları itibariyle zengin bir ülke.
dünyanın kalkınmış ülkelerinde dünyadaki bütün sorunları, maddiyata dayanan bütün sorunları çözebilecek kapasite var. Fakat vahşi kapitalizm uygulamaları ve emperyalizmin doymak bilmez açgözlüğü dünyanın önemli bir kesimini maalesef imkansız bırakıyor, imkansızlıklar içerisinde yaşamaya mecbur ediyor. Bu bakımdan biz Türkiye'de engelli hakları konusunda mücadele ederken bu sorunların çözümü konusunda çözümsüzlüğü dayatan, çözümsüzlüğü getiren ve çözümsüzlüğe neden olanları bir anlamda protesto etmek ve imkansızlıklarımıza rağmen dünyanın diğer ucunda veyahut bizden çok uzakta olan insan olan sadece insanlıktan dolayı onlara karşı da görevlerimiz olduğunu belirterek dayanışma içerisinde oluyoruz. Türkiye Sakatlar Derneği'nin bir üyesi olarak bu anlamda iftihar ediyorum. Çünkü çok güzel bir dayanışma örneği göstermiş oluyoruz. Ben katkısı olan ve organizasyonda görev alan herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu projeden haberdar olan tüm yurttaşlarımızı da destek vermeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Herkese hoş geldi bu arada. Suyu bir anne olarak çok daha iyi biliyorum ben. Çünkü ben de doğum yapan bir anneyim. Çocuğun %70'i ve insanlığın %70'i su olduğu düşünülürse bir yerde su olmaması kadar vahim hatta kötü bir şey olamaz diye düşünüyorum. Buradaki yardımın amacı şu, engellerimiz engelleri kaldırmaya engel değildir. Buradaki tek ana temel insanlıktır. Eğer içimizde insanlık barındırıyorsak bu vücudumuzdaki kusurlarla bir alakası yok. Eğer bu yardımı yapmıyorsak beynimizle bir sorun olmalı diye düşünüyorum. Bizim vücudumuzdaki kusurlar insanlığımızda bir engel değil. Türkiye Sakatlar Derneği ve Sendegel Derneği çok güzel bir işe imza attılar. Bu da şunu gösterecek aslında, engelli vatandaşların dilenci olmadığını, engelli vatandaşların aslında her yere duyarlı olduğunu, sadece bir ışık yaktığımızda bütün dünyanın aydınlanacağını gösteriyor. Bu da aslında ufacık bir ışıktır. Muhtemelen sadece engellileri yardım alan bir kitle olarak görmesini de aslında insanların engellemeye bir yönelik de bir adım olacaktır bu. Aynı zamanda da şu gerçeği görmek lazım. Engelliler kesinlikle yardım dilenen toplum kesimi olarak görünmemesi için bu adıma gerçekten çok önem veriyoruz. Bunu paylaşmak istedim. Muhtemelen sadece bizler değil, bütün herkes bu projede bize, hepimize de destek olacaklardır. Herkesin bu yönde Gambiya'daki vatandaşlar için desteğini de bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Halk arasında bir deyim var. Az veren, çok veren maldan, az veren candan. Biz engelliler olarak az ama candan, canımızdan, ekmeğimizden, suyumuzdan bir şeyler katarak bu katkıyı sunacağız. Çünkü biz damdan düştük. Damdan düşeniz. Yoksulluk, çaresizlik nedir biliyoruz. Dolayısıyla o kişileri, suya ulaşamayan kişileri daha iyi anlıyoruz. Belki buradan bütün arkadaşlarla köyümüze suyun gideceği müjdesini buradan vermek ve onlara el sallamak, selam vermek lazım. Köyümüzü belki Tuncay Bey ismini söylerse köyümüzü Sare Savadi'ye selam verelim. Evet, köyü Sare Savadi'ye çok selam. Çok yakında karınca kaderince sizinle birlikte olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız. Siz bizim kardeşimizsiniz. Bütün insanlar bizim kardeşimiz. Biz dayanışma, dostluk içerisinde bir dünya yurttaşı olarak beraber yaşayacağız. Ve buradan başka bir dünya belki mümkün mesajını verebiliriz değil mi arkadaşlar? Başka bir dünya mümkün. Hep beraber yapacağız. Engelsiz bir hayat. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.